Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte gram gümüşü değerlendireceğiz. Son zamanlarda gümüş yatırımcısının üzgün olduğunu biliyorum arkadaşlar, stresli olduğunu biliyorum. Gümüşte bir takım düşüşler oldu. Bu düşüşlerin hangi sebepten kaynaklandığına teknik analizimizle bakalım. Tabii ki piyasalardaki gelişmeler, enflasyon oranları etkili olsa da trendler her zaman bize yönü önden gösterir arkadaşlar. Bunu trend analizimizle anlamaya çalışacağız ve hangi seviyelerin destek olacağını, hangi seviyelerin ise direnç olarak karşımıza geleceğini birlikte yapacağımız bu yayınla anlamaya çalışacağız. Finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Bakın arkadaşlar, hangi yatırım aracını inceleyeceğimizi koyun bulucu olarak şöyle seçiyorum. Abone olma oranları YouTube detaylarından bana geliyor arkadaşlar. Koyun bulucu ekibi bu dataları benim karşıma koyduğunda yayınlar izleniyor ve abone olunmuyorsa bir süre o yatırım araçlarını incelemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla incelememiz gereken yatırım aracı var. Abone olma oranlarına göre bunları tercih ediyorum. Abone olmak suretiyle izlerseniz belki de 2 günde bir, 3 günde bir gümüş analiziyle karşı karşıya geliriz. Şimdi yayınımıza başlayalım. Bakın arkadaşlar, gümüşün grafiğini 1997 yılından itibaren çizmiştik. Koyun bulucunun tarzını izleyenler zaten biliyor. Geçmişe dayalı çizmiş olduğumuz teknik grafiklerimizle geleceği okumaya çalışıyoruz. Çünkü robotlar hiçbir zaman geçmişi unutmazlar. Unutanlar insanoğullarıdır arkadaşlar. Bakın 1997 yılından gelen bizim müthiş işleyen grafiğimiz ne zaman kırılıyor? 2013 yılında kırılıyor. Kanalımızın altına geliyoruz. 2023 yılında da kanalın içine girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden önemli bir direnç bölgesindeyiz. Şimdi günlük vadeye gelmek suretiyle daha yakından bakalım. Bakın arkadaşlar, gümüşün düşüş sergilediği bölgeye dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bakın daha önce 2021 yılının Aralık ayında milimetrik olarak 1997 yılından gelen bu kanalımızın alt bandı test edilmişti ve buradan aldığı satışla birlikte biz çok sert bir satış görmüştük. Ne yaptık arkadaşlar? Yine 1997 yılından gelen bu kanalımızı 18 Temmuz'da test ediyoruz. Üzerine atamamayla birlikte tekrardan 27 Temmuz'da bir retest hareketi yapıyoruz. Yine üzerine atamamamızla birlikte sert satış yediğimizi görüyorsunuz. Yani 1997 yılından çizilen bu grafik hala milimetrik olarak çalışıyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu grafikler insan eliyle oluşturulabilecek grafikler değil. Robotlar bunu yapıyor. Algoritmalar bunu yapıyor. O yüzden piyasalardaki gelen haberler zaten önden fiyatlanıyor arkadaşlar. Önden fiyatlanırken de biz ne yapıyoruz? Teknik analizle temel veri önce aslında piyasanın yönünü anlayabiliyoruz. Şimdi bu grafiğimizin içine atmış olsaydı haberlerde olumlu gelecekti ve gümüş daha da değerlenecekti. Gümüşün önemli direnç bölgesi neresi olmuş arkadaşlar? Bakın, yükselen bir grafik olması sebebiyle her gün değişir. Şu an itibariyle 22.30 TL'lerin üzerine atmasıyla gümüşte bir güçlenme olacaktır. Üzerine atamazsa arkadaşlar aşağıdaki destek bölgemiz 18 TL civarlarından geçmektedir. Ortalama olarak söylersek 18 TL ile 23 TL arasında sıkışan bir gümüş vardır. Bu bölgede testere yapmaktadır. Ben bu yükselen trendimizin aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. Orta vadede gümüşün hedefinin kanalın içerisine girmesiyle birlikte 40 TL civarları olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer gümüş bu yükselen trendimiz seviyesi olan 18-18.5 TL'lere kadar düşerse buralar güzel alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. 18 TL ile 23 TL arasında bir testere piyasası göreceğiz ve hangi yöne kırılım olursa o yöne sert gidiş olacaktır. Koyun bulucu olarak ben aşağı yöne kırılım olmayacağını düşünüyorum. Aksine bu bölgelerde bir süre daha oyalandıktan sonra buradaki kanalımızın üst bandına geçeceğini ve ondan sonra hedefinin 40 TL'ler olacağını düşünüyorum. Gümüşün bu bölgelerden düşüş sergilemesi işi bilen için teknik manada son derece normal arkadaşlar. 2007 yılından gelen bu grafiğimizin alt bandı tek seferde kırılabilecek bir bölge değildir. Bu bölgenin birkaç defa test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi 18 TL ve 23 TL arasında sıkışan bir gümüş var. Bu arada dolandırıcılara dikkat edin arkadaşlar. Koyun bulucu adına WhatsApp veya Telegram gibi ücretli ücretsiz hesaplar açılıyor. Koyun bulucunun bu şekilde hiçbir hesabı yoktur. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Hepinizi seviyorum. Bol kazançlar diliyorum. Thank you.